C.P. Kılıçdaroğlu bu haftaki grup konuşmasında çok önemli bir konuşma yaptı. Yol arkadaşlarım diye başladı cümlesine ve devamını şöyle getirdi: Ya bana katılın, ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin. Çok alakası yok ama bu sözler aklıma Atatürk'ün Çanakkale taarruz öncesinde askerlerine ben size taarruz emretmiyorum, ben size ölmeyi emrediyorum demesini getirdi. Kılıçdaroğlu ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin lafını açık açık yol arkadaşlarına söylemişti. Laftan belli. Bu lafları ederken onu dinleyen yol arkadaşları da CHP grubundaki milletvekilleriydi. Durum böyle olunca ne düşünürsünüz? Dersiniz ki bu millet ittifakı süreçleri Kılıçdaroğlu'nun kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı vesaire derken CHP içinde biraz gaz birikti. Kılıçdaroğlu'nun kafası da biraz attı yol arkadaşlarım diye seslenip kimseyi dışlamadan bir ayar vermeye çalıştı. Ya da kendisine artık öyle bir güven geldi ki CHP'deki mutlak hakimiyetini ilan etme, tekrarlayarak ilan etme gereğini duydu. Kılıçdaroğlu çok kibar bir insandır. Kelimenin tam anlamıyla centilmen bir tarafı vardır. Öyle ki CHP'nin başına geçtiğinde yıllarca grup toplantılarında kendisinden bahsederken ben kelimesini hiç kullanmaz. Çoğul konuşmayı tercih eder, biz derdi. Aşırı mütevaziliği konusunda danışmanlar tarafından uyarıldı. Bu halk güçlü lideri sever, tevazu zayıflık zannedilir babından bir şeyler söylendi. Kibarlığına neşter atıldı biraz. O günden sonra çok gözümüzün içine de sokmadan ben sözcüğünü kullanmaya başladım. Ve gele gele bu haftaki çizgisine geldi ve ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin diyerek tıpkı Atatürk'ün Çanakkale taarruzu öncesi nutku gibi gaza bastı. Sözü öyle dikkat çekmişti ki ertesi gün gazeteciler mealini sordu. Bence biraz kıvırdı. Laf gideceği yere gittiğinden sözlerini biraz yumuşattı. Ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim diyen CHP lideri, ben bütün vatandaşlarımın soruna sahip çıkmak zorundayım. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun ayrılın bizden diye konuştum bu açıklamasıyla sözlerini sadece CHP'lere hitap olmaktan çıkarak tüm vatandaşlara, millet İttifakı ortaklarına vesaire hitap olarak genişletti konuşmasının içeriğini, hitap ettiği kesimi genişletti ama bence de açıklamaları yine de şifreliydi. Bütün arkadaşlarıma söyledim diyerek yakın çevresini yine hafiften işe dahil etti. <laughs> Yol arkadaşım olmak istiyorsanız gelin beraber yürüyeceğiz yoksa ayrılın bizden diyerek kendisinden pek alışık olmadığımız restlerinden birini biraz yumuşatarak çekmeyi sürdürdü. Rest sürdü yani. Bakınız Kemal Bey'in yerinde olsa, kim olsa, sabır taşı olsa çatlardı. Partiyi dönüştürmeye çalışırken yemediği laf, yemediği hakaret kalmadı. Görmediği direniş kalmadı. CHP herkesin kendisini genel başkan zannettiği bir partiydi. Partide hakimiyeti kurması pek de kolay olmadı. Şimdi büyük başarı göstererek Millet İttifakı'nı da oluşturdu. Genişletmeye de devam ediyor. Keza kesinlikle de Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyor. Hak ediyor da zaten. Ama yine arada bir bozuk sesler çıkartanlara rastlıyor ya da kulağına laflar geliyor. Ama bence asıl olay Kılıçdaroğlu'nun kendisine güveni tam yerine geldi. İyi işler yaptı çünkü. Koşar adım Cumhurbaşkanı'na doğru yürüdüğüne de inanıyor. Kendisinden öyle emin ki mütevazi restlerine de başladı. En son havayı da nerede aldı biliyor musunuz? Millet İttifakı'ndaki 6 liderin 3. buluşmasında. Ortak aday konusunda hem fikir olunduğunu gördü. Kendisinin aday olmak istediğini de masadaki herkes biliyordu. Sıcak yaklaştıklarını, itiraz etmeyeceklerini gördü, hissetti. Kendinden iyice emin oldu. Ama ortada gerçekten CHP açısından bir garip durum var kardeşim. Millet İttifakı'ndaki liderler bile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışmıyor. Ama CHP içinde tartışılıyor. Genel başkanları adayım diyor. MYK üyeleri dahil bazı CHP'ler hala. Acaba genel başkanımız değil de bir başkası aday olsa daha mı fazla oy alır diye tartışıyor. Adamın havası belli, liderinin havası belli. Daha ne? Yani genel başkan olduğunda karşılaştığı kafa yine karşısına çıkıyor. Dedim ya, Kılıçdaroğlu'nun yerinde sabır taşı olsa çatlar, Adamcağız sonunda biraz çatladı işte. O laflar CHP içindeki çatlak seslereydi. Ama hem dosta düşmana renk vermek istemedi, daha fazla renk vermek istemedi, vereceğini verdi. Hem de gerisin geri eski nezaketine döndü. Alacak olan mesajı zaten almıştır diyerek lafını sürdürmedi. Olayımız şu ki CHP değişiyor. Kılıçdaroğlu değiştiriyor ama nereye kadar? Zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun hızına yetişemeyen kurmayları olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevresindeki kurmayların önemli bölümü Kılıçdaroğlu genel başkan olmadan önce bugünkü boyun eğdikleri Kılıçdaroğlu çizgisine epey uzak kişilerdi. Kılıçdaroğlu göreve geldiğine itibaren sürekli farklı isimleri kadroya katmak istedi. Sol liberallerden de muhafazakar çevrelerden de isimleri yanına alarak denemeler yaptı. Vallahi ne yalan söyleyeyim birkaç isim dışında yeni gelenlerin çoğu da hava cıva çıktı şansına. Ama Kılıçdaroğlu denemelerini sürdürdü, hala da sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu bana eskilerden çok yeni ve genç isimler lazım diye özetleyebiliriz. Bunu yapmayı düşünürken de parti içi dengeleri çok değiştirmeden yavaş yavaş ilerlemeyi düşünüyor. Ama 2023 seçimlerine doğru bazı parti içi hamlelere ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla şimdi diyor ki ben bazı hamleler daha yapacağım. Belki seçime giderken parti yönetiminde de bir şekillenmeye gideceğim. Belki Millet ittifak olarak alacağımız kararlarda bizzat kişisel tercihlerimi, yetkimi ortaya koyacağım. Adaylığım da kesindir. Başka isimlere vesaire takılmayın. Ve 2023 seçimlerine partimin başında gideceğim. Kılıçdaroğlu dün asıl ne yaptı biliyor musunuz bu sözleriyle? Tüm CHP grubunu karşısına alıp ilk kez topluca hepsine ben Cumhurbaşkanlığına adayım. Bu konuyu tartışmayı bırakın dedi. Hakikaten de yetti de dedi. Çünkü egelerin değişiyle yetti gari.